Merhaba, bugün de doğum sonrası evdeki süreçlerden biraz bahsedeceğiz. Bizim kültürümüzde neler oluyor ama aslında bebeğin sağlığı açısından neler yapmak gerekiyor? Bunları ele alacağız. Öncelikle eve geldik. Bebeğimizi olabildiğince steril ortamda yerleştirdik. Ve bizim kültürümüzde şöyle bir durum var, fazlaca evet ziyaret. Bu konuda annelerin kaygısından da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü anne doğal olarak koruyucu bir içgüdüyle bebeğini her türlü dış etkenden korumaya çalışıyor. Sağlıklı olan da bu aslında. Ama çok fazla işte akraba ziyaretleri, bebek tebrikleri, çocukla çok fazla fiziksel temas, herkesin bebeğe dokunması ve öpmesi bebek açısından da sağlıklı olmuyor. Annenin psikolojisi açısından da sağlıklı olmuyor. Çünkü anne kendine ait hissettiği varlığı herkesle belki de istemsiz bir şekilde paylaşmak zorunda kalıyor. Biz bu noktada olabildiğince tabii ki kendi kültürümüzün de getirdiği bir takım altyapılarla birlikte bebek ziyaretlerinin kısa tutulmasını, bebekle çok fazla fiziksel temas kurulmamasını öneriyoruz. Bir diğer boyut da dıştan anneye verilen akıllar. Nasıl denir buna halk arasında? İşte o öyle yapılmaz, böyle yapılır. Bebek öyle emzirilmez, bu şekilde emzirmen gerekir gibi gibi birçok yönlendirme annede ciddi anlamda kaygı ve yetersizlik duygusu, düşüncesinin gelişmesine sebep olabiliyor. Ben bebeğimi yeterince besleyemiyor muyum? Yeterince ilgilenmiyor muyum? Ona gerekli zamanı ayıramıyor muyum gibi annede bir takım yanlış inanışların oturmasına sebep oluyor. Bu yüzden hani olabildiğince uzmanlar tarafından verilen bilgilerin göz önünde bulundurulması, çok fazla kulaktan dolma, işte emzirme ile ilgili olsun, alt değiştirme ile ilgili olsun bilgilere kulak asılmaması gerektiğini biz anne babalara öneriyoruz. Ve yine 0-3 ayda başlayan oyuncakla oynama süreci bebeğin. Bu yaşta bebekte daha çok zaten tutma, emme refleksleri olur. Çocuk bu reflekslerle dünyaya gelir ve bunlarla bilişsel şemasını geliştirir. Eliyle tutabildiği, ağzına götürdüğü zaman yutma, emme refleksiyle birlikte ağzına götürdüğü zaman bebeğe zarar vermeyecek sertlikte oyuncaklar öneriyoruz. Ve renkli, çıngıraklı oyuncakları daha çok öneriyoruz 0-3 ayda. Çünkü bebeğin ilgisini daha çok bu tip oyuncaklar çeker. Her yaş dönemine özgü oyuncak seçimleri konusunda da daha sonraki süreçlerde ebeveynlere gerekli bilgileri vereceğim. Bu arada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Biz hep anne diyoruz ama her zaman anne olmayabiliyor bebekle ilk ilişkiyi kuran, temas kuran, bakım veren kişi. Bu noktada biz bunu bakım veren kişi olarak da tanımlayabiliriz. Bu kişi kim olabilir? Bakıcısı olabilir, anneannesi olabilir, babası olabilir. Yani şöyle, annenin doğum sonrası bebekle temas kurmasının mümkün olmadığı durumlarda ortaya çıkan kişidir bu. Bu bir ömür boyu da sürebilir. Yani bütün bebeklik döneminde de devam edebilir bakım veren kişi, aynı kişi. Anne doğum sonrasında sürece dahil olduğunda yine anneye de evrilebilir. Çünkü bazen işte doğumda yaşanan bir takım komplikasyonlar ya da anne kaybı ya da annenin doğum sonrası doğusalık dönemine girmesiyle birlikte postpartum depresyon dediğimiz bazı sıkıntılar yaşaması ve benzeri durumlarda anne ilk başta bakım veren kişi olamayabiliyor. İlk temas kurmakta zorlanabiliyor. İşte biz bu noktada bebeğin tabii ki olabildiğince tercihimiz anne ama annenin olmadığı noktada bebeğin bakım veren kişisiyle bakıcısı, anneannesi veyahut da babası kim ise artık o aynı süreçlerin onunla da yaşanması gerektiğini söylüyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.